Harikalar Diyarı'nın saygıdeğer güzel izleyicilere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutlu bir günümdeyim. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Tüm modern kafeslerimizi bitirdik. Evet. Modern kafeslerimizin hepsi tamamdır. Artık cinsleri yavaş yavaş dolduruyoruz. Zaten çoğusunu doldurduk. Bir tane kafesimiz boş kaldı. Bir iki tane kafesimiz boş. Bunları da zamanla dolduracağız inşallah. Şimdi sizlerle birlikte modern kafeslerimizi sırayla inceleyelim. Hem sohbet edelim, hem cinslerimizi görelim, hem yumurtalarımızı görelim. Bir modern kafes nasıl olurmuş bir görün arkadaşlar. Hepsi babam sağ olsun el emeği, göz nuru kafeslerdir. Şimdi yavaştan başlayalım. Zaten bu kafesimiz ilk yaptığımız kafes biliyorsunuz. Şu an içeride bıdık, kurt da cildi çıkartmasını bekliyoruz. Umarım çıkarttıktan sonra kafes bölümünü değiştireceğiz. Burayı farklı cinsler için kullanacağım. Porselen ligorinlerimizi buraya getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Onları burada beslemeyi düşünüyorum. Olsun, güzel yer. Şimdi bak geçiyoruz sağ tarafa. Gördüğünüz gibi laylonlar yaptık. Hepsinde laylonlarımız var, sera laylonlarımız. İstediğimiz zaman ön tarafını kapatıyoruz. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda istediği zaman hemen ön tarafını kapatıyoruz aşağı doğru ve tamamıyla dışarıdaki iletişim kesiliyor. Şurada gördüğünüz gibi şu an mesela bu taraf kapalı, bu taraf açık. Kapının önünü açmışım. İstesem kapının önünü tekrardan kapatırım. Şöyle bir bakalım. Önce porselen ligorinlerimizin yuvasına girelim sizlerle birlikte. Porselenlerimizin yuvasında bir tane su, azıcık yemlik falan var. Porselenlerin yuvası diğerlerine göre oldukça büyük yaptık. Tabi burada belki ilerleyen zamanlarda porselenden daha farklı tavuk kırıklığı da bakabiliriz ama şimdilik porselenler var. Porselenler olduğu sürece onlara güzel bir yuva sağlamaya çalıştık arkadaşlar. Oldukça güzel oldu ama. Yuvamız burada biraz şey değil görüyorsunuz. Tamamen çünkü babamın el emeği, hiçbir makine yok. Tamamen bir destere, el testeresi, bir tane keser, 3-5 tane çivi. Tamamıyla doğaçlama ve kafadan yapma bir sistem arkadaşlar. Merdivenimiz, tuvalımız, içerisi, yumurta tarafımız da burada. İki tane de yumurta var içeride. Salıyorlar zaten ligorinlerimiz. Biliyorsunuz porselen ligorin kuluçkalık yumurtası da inşallah yakın zamanda. Çok güzel öttü hayvanımız. Ve dışarı çıkıyoruz. Bu videomda şundan da bahsedeyim. Diyorlar ki birkaç arkadaş, neden yumurta tarafını dışarı yapmadınız? Arkadaşlar dışarı yapamadık çünkü çok yer kaplıyor. Biz de onun yerine şöyle ön kapılar zaten var. Açıyorsunuz istediğiniz gibi açtık. Buradan o yumurtalara çok rahat bir şekilde ulaşıp alabiliyorum. O yüzden bir sıkıntı yok şimdilik. Bu nedenden dolayı açıkçası ben oldukça memnunum bu durumdan. Sıkıntı arz etmiyor. Hadi geçelim diğer kafeslerimize. Diğer kafeslerimize doğru giderken de modern kafeslerimizin içerisinde bizim çilli horozumuz var arkadaşlar. Çilli horozumuz bu ara bayağı bir hırçın, bakalım ne yapacağız. Burada da yine güzel bir modern kafesimiz var. Bu modern kafesimizin ölçülerini bir önceki videolarımda vermiştim. İsterseniz o videoyu da bu sonuna bırakırım. Buradan gidip izleyebilirsiniz. Bu da yine 2,5 metrelik kafes boyumuz. Laylonlar tam anlamıyla yapıldı. İstediğimiz zaman aşağıya doğru indirebiliyoruz. Kafesler tamamıyla iyi. Yazlı kışlı hayvanlarımız artık burada duracağı için kışında, onun dolayı zaten sera laylonu çok önemliydi. Etrafını çevirdik. Ön tarafı sürekli açık zaten. Burada da gördüğünüz gibi yuva tarafımız var. Yuvamız burada biraz küçük arkadaşlar. Küçük olmasının nedeni babam dedi ki biraz daha böyle yapalım dedi. Dedim yap baba, sıkıntı yok. Çünkü bu böyle de olur. Herhangi bir sıkıntı arz edeceğini düşünmüyorum dedim. Olur, hiç sıkıntı yok dedim ve yaptı. Tek farkımız o yuvalar 70 santimken bu yuvamız 50 santim arkadaşlar. Aşağısı daha da boş. Yuvanın küçük olması kış aylarında daha sıcak olması anlamına gelir. Tek önemli hususumuz şu ki yazında kışında tavukların pinleyeceği, içeride yatacağı yuva iyi hava alması gerek. Ve tahta ve ahşapla yapacağınız yuvalarda olabildiğince güzel hava alacaktır. Şöyle içeri doğru gittiğimiz zaman da yine içeride bir yatan hanımefendimiz var. Zaten orada da yumurtalar var arkadaşlar. Hiç rahatsız etmeyelim kendisini. Yumurta salmaya devam etsin. Ben de dışarı çıkalım. Yine kapımızı da buradan açayım. Görün, istediğimiz zaman dışarıdan müdahale edebiliyoruz içeriye. İki taneymişler. Fiziko da içeri girmiş. Fiziko ile birlikte yumurta salacaklar artık. Allah izin verirse orada. Çok sevdiler. Düşünün ki kafesleri bitirdiğimiz aynı gün içerisinde bütün tavuklarımız buralara girip yumurta salmaya çalışıyorlar.
Çok hoşlarına gitti tavukların. Tavuklar zaten yüksek yerleri seviyor. Bunlar da onlar için çok güzel oldu. Geçiyoruz bir sonraki kafesimize. Bir sonraki kafesimizde yine onunla hemen hemen aynı. Ve her biri birbirinden biraz farklı arkadaşlar. Bakın bunun yuvası da biraz daha geniş olmuş ona göre. Ama sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. Babam dedi ki değişiklik olsun. Hepsi birbirinden farklı olsun. Hepsi bir olmasın gibisinden dedi. Dedim olur. Zaten güzel bir makinemiz de olmadığı için birebir aynısını yapmak bizim için zor. Bir marangoz hanemiz yok ne yazık ki. Burada da yine laylonlarımız var. Birini indirmişim. Birisi duruyor. Bunu da indireceğim arkadaşlar. Bir suyunu değiştirdikten sonra ayağımlar indireceğim. Burada yine splash'lar var. Bizim sarı sarı tavuklarımız var biliyorsunuz. Onlar var. Onları hiç rahatsız etmeyeceğim. İçeri girmeyeceğim. Bunlar hala yumurtaya başlamadı. Yumurtaya başlasın. Bunların da yumurta paylaşımı olacak arkadaşlar. Şimdilik böyle arkadaşlar. Yuvamız yine bunun hemen hemen aynıdır. Hiç burayı da aşmayayım ya. Aşmayayım. Aynı da olsa. Şimdi burayı da kapatacağım. Bu feriklerimiz sıcağa daha çok ihtiyaç duyduğu için sıcakta duracaktır. Ve geldik bir diğer kafesimize. Kafeslerimiz bir diğeri de burada arkadaşlar. Böyle de açalım şunu. Evet bismillah dedik ve açtık. Kapağımızı açıyoruz ve görüyoruz ki burada bir folluk arkadaşlar. Burada güzel bir sistemle oturtulmuş. Aynı. Bütün plan proje yine burada da aynı. Bayağı da bir 70'ler. Buralara Allah izin verirse şu yer tabanlarını hep kavus sereceğiz. Kavuzu da inşallah bizim Sadova'yım sayesinde karşılayacağız. Onlar gönderiyor biliyorsunuz bizim kanal sponsoru Sadova'yım. Biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuz artık. Sadova'yım'la güzel bir sponsorluk anlaşması yaptık. Onlar bize yardımcı olacak ben de onlara yardımcı olacağım. Allah'ın izniyle güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah. Bekliyoruz arkadaşlar. Umarım iyi sonuçlar elde edebiliriz. Kavuz dediğim de tavuk altlığıdır. Kavuz kolay kolay herkes bulamaz yani internette var. Çok iyi bir madde arkadaşlar. Hem koku yapmıyor, bit yapmıyor. Hiçbir şey yok. Tamamıyla tertemiz. Serin tavuklarınızın altına ayda bir değiştirin, yenisini serin. Ve Türkiye'nin her yerine de Sadova yem aracılığıyla inşallah gönderim yapabileceğiz. Yine bu konuda da sizlere yardımcı olacağım. Kavuz hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Facebook Harikalar Diyarı sayfamız üzerinden bana mesaj atarlarsa yardımcı olurum. Kendilerine çok sağ olun, var olun. İçeride light pırahmalarımız var. Bir tane de orada astroporozu var. Yarka, o da inşallah büyüyecektir, gelişecektir. Muhteşem bir hayvan olacak inşallah. Light pırahmalar öyle duruyorlar. 6 tane light pırahma var. Hangisi tavuk, hangisi horoz bilmiyorum. Zamanla onları da göreceğiz. Bugünkü konumuz bizim modern kafeslerimiz. Başka bir konumuz yok arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz diğer kafeslerimize. Diğer kafeslerimizi de yine bu şekilde görebilirsiniz. Burada biliyorsunuz clean leg barlarımız var. Leg barın kralları. Burada yine brakerlerimiz var. Bu tarafa da geçiyorsunuz. Sultanlarımız var arkadaşlar. Sultanlarımız zaten biliyorsunuz. Sultan yumurtaları ne yazık ki sezon boyu bir arkadaşımıza sahiplendirdi. İstanbul Brahma süs tavukları sezon boyu kuluçkalık yumurtalarını aldı bizim sultanların. Yani şimdi kimseye paylaşamıyoruz. Yine bu tarafa geçiyoruz. Buradaki de feriklerimizin kafesleri. Bunlar zaten daha eski ferik kafeslerimizde. Laylonu falan açmıyorum çok fazla ki soğuk etmesin. Feriklerimiz burada duruyor. Buradaki de bizim yakışıklı muhtar adayı. Ve geçiyoruz buraya. Rahibe Vizan'ların kafesi. Rahibe Vizan yumurtası isteyen var. Rahibe Vizan yumurta salıyor. Lakin dolu boş bilmediğim için gönderim yapmıyorum. Yakın zamanda birkaç kez horozu basarken görürsem onu da duyursun yaparım. Burada yine bir kafesimiz var. Bunlar da tavşan kafeslerimiz. Bunlar eskilerde arkadaşlar. Modern kafeslerimizin hepsini sizlere paylaştım. Plan projesi de dediğim gibi farklı bir videomda var. Oradan temin edebilirsiniz planları. Diğer açıdan şunu söyleyeyim. Şu an hemen hemen 10 tane kafesimiz oldu. Yani 10 tane safkan cins besleyebileceğim kafeslerim var arkadaşlar. Güvercinlerim de var tabii ki. Güvercinlerin kafesi, güvercinler kadar özgür bir familya yok bizim kümeste şu an. En özgür familya güvercin familyamız. Her yerde takılabiliyorlar. Şimdi bu kışın ne olacak biliyor musunuz? Bu kışın o kadar güzel olacak ki her şey. Çünkü hayvanları çamurun içine sokmayacağım. Hayvanları çamurla buluşturmayacağım. Güvercinimiz de yuva yapmaya hazırlanıyor gördüğüm kadarıyla. Yerden çöp falan topluyor. Yuva yap, gücük çıkart ki artasınız. Sakat kuyruk isteyen arkadaş sayısı çok fazla. Ama kuluçkaya yattığı için gönderem yapamıyorum. Çoğusu yuva yapıyor, kuluçkaya yatıyor, yumurta salıyor. Bekliyorum artsınlar ondan sonra arkadaşlar. Birdenbire göndermeyelim. Bu ara öyle. Hadi kızım, hadi bir çala alamadın ağzına. Bir çala alamadın, bir yuva yapacaksın. 2 saattir yapamadın.
Canım. Öyle yuvayı da seçme. Her çalıyı da almıyor ağzına. Hepsini de götürmüyor yuvaya. Çok iyi. Evet, modern kafeslerimiz bitti. 10 tane cins istediğim gibi besleyebilirim. Şu an cinslerde çok belirgin değilim. Tek bir cinsimiz kaldı. Neredeyse zaten biri dolu. Light Brahma var, işte Wyandotte var, Brachial, Leg var, Sultan tavuğumuz, porselen ligorinler, daha sonrasında Raybavizanlarımız var. Ama yeterli mi? Değil. O yüzden yine boş kalan kafeslerimize bir, öncelikle size söz verdiğim gibi ispenç getireceğim. İspenci getireceğim, alacağım, araştırıyorum. Bizim burada tavuk almak, cins tavuk getirmek zor arkadaşlar. Onun dolayı biraz sıkıntı yaşıyorum ama yavaş yavaş hepsi olacak inşallah. Bunun da buradan bilgisini vereyim dedim arkadaşlar. Bugünkü kafes videomuzun, modern kafes videomuzun da sonuna gelelim isterseniz yavaş yavaş. Modern kafeslerimiz hoşunuza gitti mi? Sorularımıza cevap bekliyorum. Modern kafeslerimizi sevdiniz mi? Beğenmediğiniz konumları var mı? Gibisinden yorumlarınızı bekliyorum. Ve videomuzu lütfen arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve aşağıya yorum düşmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok çok dikkat edin. Diğer videolarda süper içeriklerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.